Denizaltılar sahip olduğu sessiz, gizli ve sürpriz silah olma özellikleriyle düşman kontrolündeki sularda dahi herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan bağımsız harekat icra edebilen stratejik önemde deniz platformlarıdır. 136 yıllık tarihi geçmişe sahip Türk denizaltıcılığının gelişim sürecinde önemli dönüm noktalarından birisini teşkil eden havadan bağımsız tip 214TN Reis sınıfı denizaltıların Mavi Vatan'da önemli bir güç çarpanı olması beklenmektedir. Bu kadar önemli ve stratejik olarak tanımlanan denizaltıların neden bu kadar özel olduklarını inceleyelim. Deniz harbinde çok çeşitli savaşan unsurlar mevcuttur. Örneğin destroyerler, fırkateynler, korvetler, mayın gemileri gibi. Fakat çok özel kabiliyetlere sahip olmadıkları sürece bunların hiçbiri stratejik olarak adlandırılmaz. Deniz harp literatüründe bir yerden bir yere kuvvet aktarımı sağladığı için sadece uçak gemileri stratejik olarak adlandırılır. Denizaltılar ise çok stratejik görevleri icra edebilecek olmaları, yerlerinin bulunmasının zor olması gibi birçok etmenden dolayı deniz harp literatüründe stratejik olarak kabul edilmektedir. Çünkü bir denizaltının bir harbin kaderini değiştirebilme yeteneği mevcuttur. Örneğin iki ülke arasında gerilim yükseliyorsa bu işin sonunun savaşa evrilip evrilmeyeceğini ya da durumun ne kadar ciddi olduğunu bu iki ülkenin denizaltı hareketlerinden anlayabiliriz. Eğer denizaltılar sahaya çıktı ise durum ciddi demektir. Denizaltı yüksek hızda seyir sırasında dizel motorlarını kullanırken düşük hızda sessiz seyir için havadan bağımsız tahrik sisteminden yararlanmaktadır. Havadan bağımsız tahrik sisteminin ana bileşenleri PEM yakıt pili modülü, silindir şeklindeki metal hibrit tüpler, sıvı oksijen tankı ve kontrol ünitesinden oluşmaktadır. Metal hibrit tüplerde depolanan hidrojen ile sıvı haldeki oksijenin yakıt hücresi modülünde kimyasal reaksiyonu sonucunda oluşan elektrik enerjisi ile denizaltı su üstüne çıkma ihtiyacı duymadan uzun süre görev icra edebilmektedir. Yakıt pillerinde elektrik, saf hidrojen sayesinde elde edildiğinden hidrojen verildikçe elektrik elde edilebilmektedir. Böylece Reis sınıfı denizaltılara hıza bağlı olarak SAT'a çıkmadan yaklaşık 3 hafta süreyle su altında kalabilme kabiliyeti sağlamaktadır. (Gülüyor) 22 Mart tarihinde su ile buluşan ve yakın bir zamanda tam harekat kabiliyetiyle hizmete girmesi planlanan TCG Piri Reis denizaltısı, donatım faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra önümüzdeki dönemde sırasıyla fabrika kabul, liman kabul ve deniz kabul testlerinden geçirilecektir. Her bir Reis sınıfı denizaltının inşa, donatım, fabrika kabul, liman kabul ve deniz kabul faaliyetleri toplamda 62 ay sürmektedir. Daha önce liman kabul faaliyetleri için 9 ay, deniz kabul faaliyetleri için de 11 aylık bir takvim açıklanmıştı. Hepimizin bildiği üzere Yunanistan'da bu sınıfta denizaltıları bulunmakta. Fakat bu denizaltıların Yunanistan'a ait olan versiyonunda su üstüne çıkarken ağırlık merkezini dengeleyemedikleri için bir denge problemi bulunmakta. Yunanistan bu problemi denizaltı pompaları ile sancak ve iskele su basmak suretiyle dengeyi bu şekilde sağlamak yolunu seçti. Fakat bu çözüm yöntemiyle havadan bağımsız denizaltıların en büyük özelliği olan sessizlik avantajını kaybettiler. Pompaların dengeyi sağlamak için sürekli çalışması bu denizaltıların uzak mesafelerden tespit edilebilmelerine yol açmıştır. Bizim Reis sınıfı denizaltılarımızda bu problem denizaltıların boyunu
4 metre uzatmak suretiyle çözüme ulaştırılmıştır. Böylece Reis sınıfı denizaltılar, kendi sınıfındaki diğer ülkeler tarafından kullanılan versiyonlarına göre daha sessiz, daha uzağa giden ve daha iyi bir tasarım haline geldi. Havelsan, yeni tip denizaltı projesi kapsamında 6 denizaltı için geliştirdiği denizaltı komuta kontrol sistemi ve denizaltı bilgi dağıtım sistemi teslimatlarını tamamladı. Sistemlerin geliştirme, üretim ve testleri için Havelsan'da 9 yıl boyunca mühendis, teknisyen ve uzmanlardan oluşan bir ekip görev yaptı. Silah, sensör ve komuta kontrol birimlerinden oluşan denizaltı savaş yönetim sisteminin entegrasyonunda kilit rol oynayan denizaltı bilgi dağıtım sisteminin veri akışını yedekli ve kesintisiz sağlaması sayesinde Reis sınıfı denizaltıların daha emniyetli seyir yapması ve harekat görevlerini en etkili şekilde icra etmesi mümkün olacak. Bu proje öncesinde denizaltıların en hayati fonksiyonlarından biri olan silah, sensör bilgi dağıtımı yabancı sistemlerle gerçekleştiriliyor ve önemli bakım, idame ve modernizasyon güçlükleri yaşanıyordu. Yerli sistemlerin denizaltılarımızda kullanılması suretiyle diğer ülkeler tarafından denizaltılarımızın kabiliyetleri hakkında bilinmezlik faktörü artmış durumda. Ayrıca yerli sistemler ile Akya yerli üretim torpidomuzu da rahat bir şekilde bu denizaltılar üzerinde kullanabileceğiz. Bu sayede zaten stratejik bir silah olan yerli denizaltılar üzerinde yine stratejik bir silah olan yerli torpido ile görev yapması bu denizaltıların etkinliğini arttıracaktır. Ayrıca yeni tip denizaltı programı kapsamında inşa edilen Reis sınıfı denizaltılar için 5 farklı alt sistemi sağlayan Koç Savunma, Torpido Karşı Tedbir Sistemi, STM koordinasyonunda Sonar Beacon projesi, Solunan Havayı izleme Sistemi projesi, yine STM koordinasyonunda Gemi Entegre Bilgi Sistemi ve Modem RAK projesi olmak üzere 5 ayrı farklı sistem ile Reis sınıfı denizaltılara katkı sunmaktadır. Yerli sistemlerden bahsederken Meteksan'a da ayrı bir parantez açmak lazım. Denizaltıların ana sensörü küresel veya silindirik formlara sahip yan sonar dizinidir. Bu sistem düşük frekansta çalışarak uzak menzillerden yüksek tespit performansı sağlar. Meteksan bu yan dizin sonarı ve entegre sualtı savaş yönetim sistemi konsolu gibi geliştirdiği birçok yerli sistem ile Reis sınıfı denizaltılara büyük güç katmıştır. TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen, DATA olarak adlandırılan denizaltı test altyapısı ile envantere girecek güdümlü mermilerin denizaltıdan atışı test edilebilecek. Ayrıca sualtı test düzeni ile SAP atmaca güdümlü gemi savar füzesi gibi mühimmatların denizaltına entegrasyonu öncesinde test ve fizibilitesi yapılacak. Eski Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir konuyla ilgili yaptığı açıklamada denizaltıdan karaya ve denizaltıdan havaya atılabilen füzeler üzerinde çalışıldığını belirtmişti. Bilindiği üzere Roketsan, Akya ağır sınıf torpidonun yanında atmaca gemi savar füzesinin UGM-84 SAP Harpun ile benzer şekilde kapsül aracılığıyla denizaltıların torpido kovanlarından kullanılabilen sürümü üzerinde de çalışıyor. Türk denizaltıcılık tarihinde yeni bir sayfa açacak Reis sınıfı denizaltılar ile ülkemiz Mavi Vatan'da büyük bir kabiliyet kazanımı ve caydırıcılık unsuruna erişmiş olacak. Üzerinde bulunan yerli sistemler ve torpidolar ile Reisler sessiz ve derinden ilerlerken dosta güven, düşmana korku salacak. Denizaltılar sahip olduğu sessiz, gizli ve sürpriz silah olma özellikleriyle düşman kontrolündeki sularda dahi herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan bağımsız harekat icra edebilen stratejik önemde deniz platformlarıdır.